Hulusi Kentman Google'da Doodle oldu. Türk sinemasının unutulmaz ismi Hulusi Kentman Google ana sayfasında Doodle oldu. Özellikle Yeşilçam'da yarattığı tatlı sert, babacan karakterleri ile hatırlanan Hulusi Kentman, 1942 ila 1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı. Google hazırladığı özel Doodle'lar ile sanatçıları, bilim insanlarını ve siyasi kişileri anmaya devam ediyor. Bu isimlerde biri de Hulusi Kentman oldu. Tatlı sert ve babacan tarzı ile çoğu filmlerinde babak, komiser, bahçıvan, hakim ve benzeri roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak simgeleşti. Hulusi Kentmen'in doğum günü ve vefat yıl dönümü olmamasına rağmen Doodle hazırlanması merak konusu oldu. Google hazırlanan Doodle hakkında açıklama yaptı. Hulusi Kentman, Google ana sayfasında kullanıcıların karşısına Doodle olarak çıktı. Konu hakkında açıklama yapan Google, bugünün Doodle, aktör Hulusi Kentman'ı saygıyla anıyor. Kentman, Türk sinemasının Yeşilçam döneminin en sevilen ve en üretken oyuncularından biriydi. 20 Ocak 1912'de Tırnovo, Bulgaristan'da doğan Kentman, İzmit Körfezi'nde büyüdü. Akçakoca İlkokulundaki tiyatro salonunda oyunculuğa olan ilgisi başladı. Kentman, deniz kuvvetlerinde görev yaparken düzenli olarak halk tiyatrolarında oyunlar oynadı ve ünlü tiyatro yönetmeni Burhanettin Tepsi'nin dikkatini çekti. Kentman 1940'lı yıllarda sinema dünyasına attıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Oynadığı tatlı sert baba figürü kendisinin en çok hatırlandığı rollerden oldu. 40 yılda 500'e yakın filmde rol alan Kentman, yeşilçam filmlerinin babası olarak anılmaya başlandı. Bugün Türkiye'de sert ama babacan bir kişiliği belirtmek için hala Hulusi Kentman gibi ifadesi yaygın olarak kullanıyor, açıklamasında bulundu. Dudlan tarihte bugün ile bir ilgisi olmadığı, sadece usta sanatçıyı andığı anlaşıldı. Hulusi Kentman kimdir? İzmit Körfezi'nde büyüdü. Akçakoca İlkokulu'nun tiyatro salonunda ilk sanat denemelerini yaptı. Deniz kuvvetlerinde ast subay olarak görev aldı. Ast subaylık görevi 1961 yılında sona erdi. Üstlerinin hoşgörüsüyle askerlik mesleğini sona erdirene kadar sanat icra etti. Halk evlerinde tiyatroya başladı. Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını Rahmi Dilligil tarafından kurulan ses tiyatrosunda oynadı. Halk evinde Reşit Baran'ın yönettiği hisse işayı oyunuyla profesyonel olan Kentman, 1942'de sürtük filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un Senede Bir Gün adlı filmiyle oynadı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Şehir tiyatrolarında sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol aldıktan sonra 1965 yılında bu oyunu, oyuna konu olan köyde, Afyon'un Emirdağ ilçesinin Çatallı köyünde Hüseyin Baradan, Şahin Tek ve diğer oyuncularla birlikte sahneledi kurduğu Hulusi Kentman tiyatro topluluğu ile çeşitli oyunları sahneye koydu, turneye çıktı. Bazı televizyon reklamlarında rol aldı. Birçok filminde, Kentman'i, Kemal Ergüvenç, bazı filmlerinde ise Rıza Tüzün seslendirdi. Kentman, 1942 ila 1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı. 1938'de Refika Kentman'le evlendi. Volkan adlı bir oğlu ve daha sonra iki torunu oldu amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koç Yiğit'in kadrosunda çıktı, keman çalıp parodiler yaptı. Türk sinemasında bir klasik olan oyuncu 81 yaşında 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Karaca Ahmet mezarlığında yatmaktadır. Sanatçının aslına oldukça benzer Balmumu heykeli yapıldı. Ekim 2020'de İzmit'te hayatının bir bölümünün geçtiği evin müze yapılması kararlaştırıldı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.